Yeni bir ürün incelemesi ve kutu açılımına hoş geldiniz. Bu bölümde görmüş olduğunuz Samsung'un 970 Evo NVMe M2 SSD'si. Kutu açılımına geçmeden önce SSD'mizin genel özelliklerinden bahsedelim. PCI 3.0 X4 hızında veri yolu standardı mevcut. 500 GB kapasiteli, 512 MB ön belleği, LPDDR4 ön bellek tipi mevcut. Sıralı yazma hızı 2300 MB bölü saniye, sıralı okuma hızı ise 3400 MB bölü saniye. 300 TB'a kadar veri yazma garantisi mevcut. Samsung'un kendi Phonix kontrolcüsü mevcut. Samsung ve NAND NVMe 1.3 3 bit MLC desteği mevcut. Smart desteği, 256 bit kullanıcı veri şifreleme desteği mevcut. Genel özellikleri bu şekilde. SSD'mizin kutu açılımına geçelim. Orta ve yüksek sistem kurmak isteyenler için tercih edebileceğiniz SSD'ler arasında en iyi SSD'lerinden biri. SSD'mizin kutusunu açalım ve SSD'mizi çıkaralım. SSD'mizin tasarımına geçelim. Yükseklik 22 mm. Genişliğimiz 80.15 mm. Derinliğimiz ise 2.3 mm. Derinliği mevcut. Ağırlığı ise 8 gram. Gayet hafif bir M2 SSD. Kapasitesi mevcut. Çok fazla oyun ve uygulama yüklemek istemeyenler için tercih edeceğiniz en iyi M2 SSD'lerinden biri. Samsung bilindiği üzere çok kaliteli ve sağlam performanslı SSD'ler çıkarmakta. Bu SSD'lerden biri de 970 Evo. Ekstra bir bilgi vermek gerekirse M2 SSD'miz Kore üretimi. Kore ve Vietnam üretimlerinde sorun yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Kolay kolay problem çıkmıyor. Çin üretimlerinde nadir de olsa problem çıkabiliyor arkadaşlar. Bu konuya da değinmek istedim. M2 SSD'mizi kullanmak için anakartımızda M2 SSD girişinin olması gerekiyor. Gelin hep beraber bu M2 SSD'mizi anakartımıza takalım ve performans ve hız testlerine bakalım.
M2 SSD'mizi taktık. Soğutma bloğunu üzerine taktık ve vidaladık. M2 SSD'mizi soğutma bloğumuz çok önemli. M2 SSD'mizin çok fazla yüksek ısılara ulaşmaması için gereken soğutma bloğu. RAM'lerimizi de takalım dostlar. M2 SSD'mizin hız ve performans testine geçelim. M2 SSD'mizi anakartımıza taktıktan sonra bilgisayarımızı çalıştırdık ve BIOS ayarlarına girdik. Windows 11 kurmadan önce BIOS'ta yapmamız gereken bir ayar var. Buradan XMP ayarlarını enable'ye çekiyoruz. RAM MHz değerimizi yükseltiyoruz. Bunu yapmamızın nedeni SSD'mizin daha yüksek performanslara ulaşması için. Daha sonrasında F10 tuşuyla kaydedip çıkıyoruz. Samsung 500 GB 970 Evo NVMe M2 SSD'mizin 3400 MB bölü saniye okuma, 2300 MB bölü saniye yazma hız değerleri var. Bu değerlere ulaştık mı? Gelin hep beraber bakalım. Test sonucumuz 3437 MB bölü saniye, yazma hızımız ise 2516 MB bölü saniye. Samsung'un verdiği değerlere ulaştık arkadaşlar. Crystal Diskmark programını yükleyerek siz de test yapabilirsiniz. Samsung'un sitesine girdikten sonra M2 SSD'mizi seçiyoruz ve alt kısımdan kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz M2 SSD'mizi ve gerekli yazılımları indirip kurabilirsiniz. Ben indirip kurdum. Yazılım arayüzü bu şekilde arkadaşlar. M2 SSD'mizin sağlık durumunu görebiliyorsunuz. Sıcaklık değerini görebiliyorsunuz. Performans benchmark testi yapabiliyorsunuz. SSD'mizin yazılım sürümünü görebiliyorsunuz. PCI Gen 3x4 hızında çalıştığını görebiliyorsunuz. SSD'mizin verilerini korumak amaçlı şifreleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak yazılım arayüzü bu şekilde SSD'mizin. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir ürün incelemesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.